o kadın ve o adam diyor ki, ey Amerika, sen değil miydin Irak'ı bu sebeple işgal eden, 20 yıldır da çıkamadın oradan? Sen değil miydin? Aha işte burada da var, gelsene buraya. Burayı da işgal etsene. Vallahi onlara şuradan şu mesajı vereyim, hiç kusura bakmasınlar. Biz öyle Iraklılar gibi elimizde çiçeklerle Amerikan askerini beklemeyiz. İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı başlıyor. Kıymetli dostlar, merhabalar. MyMecra izleyicileri. Çat Kapı'yla karşınızdayız. Ben Deniz Orhan Kara. Çok kıymetli bir isim bizlerle birlikte. Böyle kıymetli sözünün altını ziyadesiyle, hatta fazlasıyla dolduran bir isim. Oyuncu Burak Haktanır bizlerle. Mahcup ediyorsunuz. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün aslında bir oyuncu, bir doğrucu olarak değil de iki arkadaş olarak sohbet etmek istiyorum size. Eyvallah. Buna ihtiyacım var. Onları da açalım ama. Onları da konuşalım. Gerçekten buna ihtiyacım var. Sağ olun. Neden böyle söylediniz? Neden böyle söyledim? Çünkü tarif edilemeyecek, inanılmaz, anormal bir sürecin içinde buldum kendimi. Bir anda hakikaten kontrol edilmesi zor bir süreç. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Olay sosyal medyaya ve medyaya düştüğü andan itibaren, muhtemelen benim telefonların ortalama ömrü 3 yıl, 4 yılsa, bu herhalde bende 4'te 1'e düşmüştür. Bu 3 günde ya da 4 günde? Tabii, yani ben şu 2 günde, 3 günde 2 yıllık telefon görüşmemi yapmışımdır. Böyle bir şey olamaz. Yani buna ne şarj dayanıyor, ne telefon dayanıyor, ne bende kafa dayanıyor, ne ses dayanıyor. Çok önemli yerlerden de arıyorlar. O yüzden her telefona da bakma zorunluluğu hissediyorum kendimde. Devlet kademesinden, siyasi partilerden, farklı farklı siyasi partilerden. Kim aradı mesela? En üst düzey. Biraz evvel şahit olduk gerçi ama. Eyvallah. Birisine. Şurada. Rütbelilerden. Eski rütbe. Evet. En üst düzey meclis başkanımız aradı. Mustafa Şentop Bey aradı, sağ olsun. Görüştü. Yarın işte lütfedip arayıp bizzat birebir görüşmeye davet etti. Siz de şahit oldunuz biraz önce. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa. Hulusi Paşa. Ben hani bir telefon görüşmesi yapılacak veya bir telefonda tebrik eder diye tahmin ediyordum ama lütfetti, davet etti. Makamına yarın inşallah gideceğim. Onun dışında milletvekilleri aradılar. Farklı partilerden. Medyadan zaten yoğun bir arama trafiği var. Yayın almak istiyorlar. Medyacılık ve gazetecilik refleksini de anlıyorum. Olay sıcakken yapalım derdindeler haklı olarak. Yani 3 gün sonra, 5 gün sonra belki bu etki olmayacağından sıcağı sıcağına yapmak istiyorlar ama malum zamanını da paylaşmaya kalkınca yetişemiyorum. Burada bir virgül koyuyorum. Lütfen. Buyurun. Şimdi izleyiciler birçoğu şahit olmuştur ve süreci takip ediyordur diye düşünüyorum ama belki bu programı ilk defa izleyip ya tam olarak neyden bahsediliyor acaba diye soran olabilir. Özet mi geçelim? Şöyle yapalım. Şimdi cumartesi günü müydü? Cuma akşamı. Cuma akşamı. Cuma'yı cumartesiye bağlayan Cuma gecesi. Evet. Boğaziçi Film Festivali. Evet. AKM'de, Taksim AKM'de o yeni yapılan binada Boğaziçi Film Festivali'nin kapanış gecesi vardı. Yaklaşık 8-10 gün süren bir program bu. Her yıl düzenleniyor. Bu sene 10.sü düzenlendi. Ben de mesleğim icabı. Mümkün olduğunca bu tarz festivalleri takip etmeye çalışıyorum. Zaten birçoğundan davet geliyor. Davetli olarak katılıyoruz. Varsa kendi yapımımız, kendi yapıtımız, onunla katılıyoruz. Veya seyirci olarak katılıyoruz. Ama bir şekilde içinde bulunuyoruz. Tabii, bir şekilde içindeyiz. Burada size davet mi gelir? Yoksa siz kendiniz gönüllü mü gidersiniz? Yani şöyle, bir yapıtınızla katılacaksanız siz gönüllü gidersiniz. Hı. Onlar tarihi açıklarlar. Bütün festivallerde öyle olur. Şu tarihler arası film seçkilerimiz başlayacak, gönderin diye. Bazı festivaller bir tema belirler. Atıyorum mülteci konusu, atıyorum yoksulluk veya başka bir şey. Bir tema belirler. Temamız budur. Kısa filminizde veya orta metraj veya uzun metraj filminize katılabilirsiniz diye. Ona bir davet gelmez. Davet gelmesi etik de olmaz. Çünkü bu bir nevi yarışma olduğu için. Yani o davet ederse zaten seni bir öncelemiş olur. Olmaz. Sen katılırsın. Ama burada nihayetinde o geceye kadar ya da o ana kadar kimsenin ne alacağını bilmez.
ödülden bahsediyorum ben. Bilir mi? Yani bilen bilir de yani herkes bilmez tabii. Bunu şundan dolayı da soruyorum. Yani o konuşmalar acaba kafanda ne kadar önce planlanarak? Ha, o tabii şey ödülü alacak kişiyi bilgilendirirler tabii. Tabii. Yani o akşama derler. Yani bu akşam ödül alacaksın. Belki sıralamasını söylemez. Belki hangi kategoride alacağını söylemez. Ama bu, sana bir ödül var. Tabii şundan dolayı derler. Katılsın programa diye. Tabii ki kafasında da belki bu anlamda da kurgu yapması için bir zaman olur. Yani ödül alırsam ne derim, ne konuşurum, nereye dokunurum, kime selam yollarım, kime mesaj veririm, varsa bu tür kaygıları. Bunun için de bir zaman dilimi oluyor. Yani irticayla o an çıkmıyor çoğu eminim ki. Kapanış gecesinde yaklaşık 2-2,5 saatlik bir program. Gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok. Çıkan ödülünü alıyor. Farklı farklı kategoriler var işte. En iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi senaryo, en iyi yönetmen, en iyi film müziği, birçok alanda ödüller var. Çıkan ödülünü alıyor. İşte ekibine, kime ithaf ediyorsa ona teşekkürünü yapıyor ve iniyor. Bir iki ufak siyasi göndermeler oldu öncesinde. Mesela bir tanesi İran'daki bu son olaylara bir gönderme yaptı. Bir başkası, ona da fena kurulup duruyorum, İçinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde diyor. Bunu AKM'de... Bir de orada diyor. Yani Türkiye'nin en modern... Işıklar altında. Evet, Türkiye'nin en modern sahnesinde, en modern salonunda, İstanbul'un göbeğinde, şıkır şıkır giyinmiş, ışıkların altında, kameralar orada, herkes onu çekiyor. Belki bu dışarıda güvenlik güçleri oranın güvenliğini sağlıyor. Kesinlikle, belki değil, öyleydi zaten. Öyle mi? Tabii, güvenlik güçleri içeridekiler rahatça şovunu yapabilsinler diye. Aynen öyle. Geliyorsun, vale seni karşılıyor, arabanı alıyor, güzel bir yere çekiyor. Böyle bir ortamda, içinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde. Bunu aynısını Antalya Film Festivali'nde de yaptılar. Başka festivallerde de yapıyorlar. Ya Allah'tan korkun arkadaş. Allah'tan korkun. Ukrayna gibi başımıza bomba mı yağıyor? Suriye gibi başımıza bomba mı yağıyor? Geçmişteki gibi her gün bir yerlerde bomba mı patlıyor? Ne oluyor ya? Evet, bir karanlık var, doğru. Sizin zihniniz karanlık. Sizin gönlünüz karanlık. Ferasetiniz karanlık. Basiretiniz karanlık. Karanlığa gömülmüşsünüz. Zannediyorsunuz ki her yer karanlık. Değil aslında. İçinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde diye bir iki göndermede yapanlar oldu. Eyvallah, sanatçı muhaliftir. Sanatın böyle bir tarafı vardır, kabul ediyorum. Tolere de edilebilir bazı şeyler. Onları da ses etmedim zaten. Yani herhangi bir şey de demedim. Ta ki görüntülere yansıyan Özcan Alper ödülünü almaya çıkana kadar. Yani daha doğrusu ödülde o söylediği sözü kadar. Görüntülerdeki şey çok kısa. O biraz daha öncesinden aldı meseleyi. Gitti gençliğine, gençlik yıllarında o Şebnem Fincan'la nerelerden tanıştıklarına, geçmişte beraber ne işler karıştırdıklarına, toplumsal olaylarda diyor biz çıkıp tepki gösterdiğimizde, işte polis şiddetine maruz kaldığımızda falan böyle anlatıyor. Maruz kaldığımızda diyor ilk kapısını çaldığımız kişiydi diyor Şebnem. Yani toplumsal olayla, yani senin anlayacağın diyemediği cümle şu: devlete karşı ne kadar ayaklandıysak, diklendiysek beraber yaptık diyor hep yani. Aslında bir ihbarda bulunuyor. Şunu kastediyor, şu soracaktım. Bu öncesinden aldı dediğiniz ve sizin o patlama anınıza kadarki süreçte salonda ne gözlemliyordunuz? Yani böyle bir herkes melül, destekliyor melül, mu? Melül melül dinliyor abi. Gayet güzel. Melül melül baka baka dinliyor. Sonra o çarpıcı lafa geldi. Yani oradan aldı şöyle. İsim kullanmıyor daha. Şebnem'den bahsetmiyor. Diyor ki işte falanca olaylarda şöyle olduğunda kapısını çaldığımız, her fırsatta bize yardımcı olan, destek olan, bilmem ne olan diye bir ön hazırlık girizgahla başladı ve getirdi. Aynı zamanda benim yakın arkadaşım olan, sırf barış dediği için şu anda da hapiste olan Şebnem Fincan dedi. Abi ben de şalterler attı. Ama böyle kendimi tutamadığım, kontrolü kaybettiğim saçma sapan bir çıkışta yapmadım. Salon alkış kıyamet buna destek verdi. Ben alkışın bitmesini bekledim. Alkış bitti, indi sahneden. Ben o sahnedeyken ona laf atmadım. Sahneden indi, yerine doğru geçerken, işte benden 3-4 sıra önde oturuyor. Yerine doğru geçerken, yani bana doğru da yaklaşırken ben ona seslendim. Neden yalan söylüyorsun dedim. O sebepten alınmadı ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı dedim. Efendim anlamadım dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attığı için alındı dedim.
Anlamıyorum sesin gelmiyor diyor ki yalan. Çünkü o arada bayağı yakınlaşmıştı. Anlamazdan geliyor. Anlamıyorum dedi. Ya kaç kez söyleyeceğim dedim ya. Duymuyor musun, gelmiyor mu dedim sesin. O kadın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attığı için alındın. Neden yalan söylüyorsun dedim. Seslerin bir kısmı anlaşılıyor, bir kısmı anlaşılmıyor görüntülerde. Kaç gündür bütün PKK sayfaları kadını destekliyor. Sen de burada destekliyorsun. Yazıklar olsun dedim. Neyse, oturdu yerine. Sunucu, hadi kaldığımız yerden devam edelim. Gerginliği fazla uzatmayalım anlamında. Devam etti meseleye. Konu kapandı. Evet. Ya benim adıma da kapandı. Yani kapandı derken kapanmayacak bir yara da. O an için kapandı. Uzatmadım. Ben tepkimi koydum. Koydum. Ya bunun ötesinde daha ne yapabilirim diyeceğimi dedim. Başka biri çıktı. O da ödülünü aldı indi. Ondan sonra Selcan çıktı. Ben hiçbir şey demedim. Oturduğum yerde oturuyorum. Konu geçmiş zaten. 5-10 dakika öncesinde kalmış. Durduk yere kadın bana sahneden laf attı. O da yine bu karanlık günlerde falan filan hikayesinden sonra. İşte biraz önce de dedi. Arkadan bir arkadaş. Ne dediği de anlaşılmıyor zaten. Ya anlaşılmıyorsa sen niye rahatsız oldun ki? Anlamadığın bir şeyden niye rahatsız oldun? Ne dediği de anlaşılmıyor zaten. Eril bir çıkış yaparak. Orada da kaba erkek çıkışı kastettiği. Hani bunu, bu ifadeyi kullanırsam işte biraz feministlerden yani destekledi. Tribün mesajı. Tabii tribüne oynuyor. Biraz oradan destekledi. Biraz salondaki kadınlar alkışlar. Konuyu başka bir yere kaydırırım. Hı-hı, hani bu TSK meselesinden çıkartırız meseleyi. Onun o eril yakıştırmasına cevap vermedim. Konu başka yere kaymasın diye. Ben aynı cümleyi tekrarlamaya başladım. Kalktım. O hani ne dediği de anlaşılmıyor deyince kalktım ayağa. Neyini anlamadın dedim ya. Gayet açık, neyini anlamadın? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atılıyor. Siz de bunu destekliyorsunuz. Neyini anlamadın dedim bunu. Şunu soruyorum Burak. Buyurun. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atılıyor cümlesinin o salonda kurduğun için mi oldu bu vaveyle? Elbette. Tabii. Ya Türkiye Cumhuriyeti tabii. Sınırları içerisinde tabii. Böyle bir cümlenin doğallığından daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atılıyor. Ve siz de buna destek oluyorsunuz. O yüzden alındı. Ve evet, siz o kadına, evet, yani iftira evet. Atan PKK'nın yayın organlarında güzellemesi yapılan kadına yandaş oluyorsunuz. Evet. Destek oluyorsunuz kardeşim dediğin için. Evet. O dediğin için de suçlanıyorum. O duruma maruz kaldı. Evet, bir de susturulmaya çalışılıyorum. Peki ne dememiz gerekiyor? Dönüp tekrar mı bizde? Desteklemen gerekiyor onların fikrini. En kötü alkışlaman gerekiyor. Ki seni kabullensinler. Sessiz kalmam da yetmez bu arada. En kötü ihtimalle bir alkışlaman lazım. Bir tarafını belli etmen lazım. Onu söyleyince yani ben bir kez daha yüksek tonda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıldı deyince kadın meselenin ciddiyetini fark edince geri çekip ben geri vites yaptı. Ben zaten anlamadım konuyu. Ben zaten konuyu anlamadım ki beyefendi. Anlamadıysan girme dedim o zaman o konulara. Ya ben sana laf atmadım ki ya. Hani sen çıkar çıkmaz ben yerimden bir şeyler söylesem. Sen de desen ki ya beyefendi siz bir şeyler söylüyorsunuz ama ben gerçekten anlamıyorum. Ya ben şu an ödülüme odaklandım. Kafam başka yerde. Ya siz oradan bağırıp çağırıyorsunuz ama ben gerçekten anlamadım. Haklısın olur. Desen eyvallah. Yani sen durduk yere bana laf attın. Bizim tartışmamız biraz önceki Alper Özcan mıydı? Özcan Alper miydi? Neyse onunla. Sen niye durduk yere yeniden açtın konuyu? Ve konuyu şey yapma amaçlı da değil. Hadi arkadaşlar öpüşün barışın. Modunda da değil, direkt beni suçlayarak eril bir dil falan. Sen açtın konuyu, ben de gerekeni söyledim. Burak, Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ortak değerimiz olamaz mı? Elbette olamaz mı? Tabii ki olması gerekir. Olması gereken o. Olması gereken o. Yani ben, şimdi ya bu bunların, bir siyasi polemik olsa, politik bir polemik olsa, evet, derim ki... Tarafı olmak istemeyebilir. Tarafı olmak istemeyebilir. O bir şey söylersem... Evet, evet, evet. Yani ama Türk Silahlı Kuvvetleri ben... Bu milletin göz bebeğidir. Bununla alakalı tweet atmıştım. Dedim ki işte senden sonra ya o kişiler orada şovunu rahatça yapabilsin diye sınırda ve sınır ötesinde nöbet bekliyor. Canı pahasına. Evet. Bu siyasetin üstünde bir durum olarak bizim ortak değerimiz değil mi arkadaşım? Siyasetin çok dışında. Hiç siyasetle hiç alakası yok. O savunmanın siyasetle hiç alakası yok. Bu hepimizin ortak değeri. Mehmetçik ya ismi. Mehmetçik. Dünyada birçok Müslüman ülke var. Ordusu olan. Ama ordusuna bu ismi veren başka bir millet yok. Mehmetçik. Ya hepimizin bir yakını, bir tanıdığı, bir akrabası, bir arkadaşı o anda askerde. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve iftira atılıyor. Yani o da işin başka kısmı. Hani doğru bir yerden de değil. Yakalamıyor. Üstelik iftira atıyor. Göz göre göre.
Bu çok korkunç bir şey. Bakın buradan meseleyi anlamayanlara, ciddiyetini anlamayanlara şöyle bir misal vereceğim ki konunun ciddiyeti anlaşılsın. Bazıları hala eminim ki konunun ciddiyetinin farkında değil. Bakın arkadaşlar, Amerika Irak'a sende kimyasal silah var suçlamasıyla girdi. Uluslararası savaş hukukunda suçtur çünkü. Envanterinde böyle bir şey olamaz. Şimdi 1,5 milyon insan Irak'ta bu bahane edilerek öldürüldü. Saddam Hüseyin bu bahane edilerek asıldı. Bu iftirayı atan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne geçmişinde, ne geleceğinde, ne envanterinde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bu milletin kodlarına yakışmaz. O ancak korkakların başvuracağı bir silah yöntemidir. Buna bizim ihtiyacımız mı var ya? Türk askerinin buna ihtiyacı mı var? Ve şöyle bir şey, Türk askeri uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmaz. Ama bunu tam dediğin yer çok önemli. Bunu böyle bir gündeme getirerek, bir tartışma ortamı kendince ön hazırlık yaparak küresel, başka bir yere mesaj... Küresel güçlere o kadın ve o adam diyor ki, ey Amerika, sen değil miydin Irak'ı bu sebeple işgal eden? 20 yıldır da çıkamadın oradan. Sen değil miydin? Aha işte burada da var, gelsene buraya. Burayı da işgal etsene. Vallahi onlara şuradan şu mesajı vereyim, hiç kusura bakmasınlar. Biz öyle Iraklılar gibi elimizde çiçeklerle Amerikan askerini beklemeyiz. Bu milletin öyle bir farkı var. Biliyorsunuz Irak'ta öyle beklediler maalesef. Şimdi de mumla arıyorlar. Mumla arıyorlar o eski günleri. Sahip çıkmamız lazım. Bu devlet hepimizin. Sonra ben terk ettim salonu hocam. Son cümlede sonra. Devam edelim. O terk etme anı kendin karar veriyorsun. Başka tabii tabii. Etraftan böyle sataşma falan oluyor mu? Şöyle, o konuyu iyi hatırlattınız. Bazı Twitter hesaplarında, bazı sayfalarda protestosundan sonra salondan çıkartıldı diye bir ifade gördüm. Hayır, çıkartılmadım. Son cümlemi söyleyip protesto ederek çıktım oradan. Çıkartılmadım. Eğer böyle bir şeye tevessül edilseydi, yani salondan çıkartılmam, yani kolumdan biri tutacak, beni götürecek. Buna tevessül edilseydi, inanın biz şu an bu programda başka şeyler konuşuyor olurduk. Hiç şüpheniz olmasın. Yani Türkiye de şu an başka şeyler konuşuyor olurdu. Bir çıkartılma yok. Ben kendim çıktım. Protesto ettim, çıktım. Zaten programın da bitmesine yakındı. Son 5-10 dakika işte benden sonra bir hatıra fotoğrafı falan çekilmişler. Ben çıktıktan sonra sunucu, yılların sunucusu ya, Koran Abay. Ya biz küçüktük, o adam vardı. Kardeşim sen bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, yıllarca devlet kurumlarında çalışmış, ismini, kariyerini bu devlete borçlu bir adamsın. Bu devlete borçlusun sen. Ve sende bu süreci yönetebilecek bir altyapı var. Hani bazı acemi sunucular vardır. Bir anda kaosun ortasında kalır. Süreci yönetemez. Ya nasıl, ne yapacağımı bilemedim falan der. Ya sen orada yaşça belki de o salondaki en büyüğümüzdün. Yaşı var çünkü benim bildiğim, epey var. E kardeşim sen çocuk değilsin ki, bu süreci yönetemiyor musun? Ben çıktıktan sonra benim arkamdan zıp çıktı demiş. Görüntülere ses yansıyor. Zıp çıktılık yapıyor. Yani ne demek çıkıntılık yapıyor? Yani adam bakıyor salona, 500 kişinin içinde bir tane deli çıktı. Ona göre zıp çıktılık. TSK koruyan mı? Kendisini koruyan mı? Ha bir de öyle. Onu tabii, onu ben çıkmadan önce. O diyalogumuz var. Ben kadına laf atınca o da aynı o eril hikayesi gibi tribüne oynuyor. Ulan bu çocuk bir şeyler söylüyor. Durumu toparlamak lazım. TSK kendini savunamaz mı? Dedim ki PKK kendini savunamaz mı? Şebnem kendini savunamaz mı? Size mi kaldı onu savunmak? Öyle deyince bu sefer de TSK kendini savunacak güçtedir. Ben onu senden daha iyi biliyorum arkadaş. Sen onu bana anlatma. Ama devleti savunmak için, TSK'yı savunmak için ille de oranın resmi görevlisi mi olmak lazım? Bunlar olurken Burak, biliyorum ama özellikle altını çizmek için. Zaten söyledin de sen o olay buraya tırmansın diye aslında uğraşmadın değil mi? Hayır. Diyorum ya, konu kapanmıştı zaten. O ikinci hanımefendi. Tabii kadın kendi açtı meseleyi. Konu kapanmıştı. Çenesini tutsaydı bir 10 dakika daha en son fotoğraflar çekilecekti, çıkıp gidecektik. Orada gelen alkışlar ve ıslıklar senin yanında olduğuna dair işaret miydi yoksa bilakis? Abi şöyle, Özcan Alper'le tartışmamızda çok cılız, çok cılız bir destek alkışı geldi. Çok cılız. Seslerden anlaşılıyor. Kadınla girdiğimiz polemikte müthiş bir alkış koptu.
Ama aynı anda yani birbirimize laf yetiştirdiğimiz için sanki bana destekmiş gibi o alkışı anlayanlar, algılayanlar olmuş. Bir iki kişi dedi ya salonda bayağı şey oldu falan. Maalesef olmadı. Keşke olsaydı, olmadı. Olmadığını nereden biliyorum? Çünkü biraz önce aynı adamlar öbürünü alkışlıyordu, oradan biliyorum. Arada gelen seslerden biliyorum alkış esnasında. Ya tamam uzatma, kes. Duyuyorum yani sağdan sola. Karanlık kimin dediğini anlayamıyorum ama duyuyorum, sesler geliyor. Alkışla beraber. Bir de mikrofonsuz olduğum için şimdi sahnedeki mikrofonla rahat rahat her sesini duyurabiliyor. Ben mikrofonsuzum. Sesimi duyurmakta da zorlanıyorum. Alkışla da onu bastırmaya çalışıyorlar iyice. Yani oradaki alkış maalesef, tabii ki arada mutlaka destek için olanlar da vardır. Ama çok rahatlıkla söyleyebilirim ki %95'i beni susturma, yani sesimin duyulmasını engelleme amaçlı, protesto amaçlı bir alkıştı maalesef. Sonra ayrıldım ben. Salondan ayrıldım. İşte son dediğim gibi 5 dakika falandı. Yani salondan ayrıldım ama mekandan ayrılmadım. Dışarıda bekledim. Bunu da her fırsatta söylüyorum. Yanlış da anlaşılmasın. Kadının eril çıkışına malzeme olmayalım. Sorun çıkartmak için beklemedim. Kadın dedi ya orada. Bu konuları dışarıda daha sakin konuşsak falan. Ben gerçekten söyleyecek bir sözü vardır. Belki bir şey diyecektir diye bekledim. Onu da kendi teklif etti. Dışarıda konuşsak dedi bunları sakin. Tamam ben de bekledim. Kürsüde söylüyor bunu. Ben de dışarıda bekledim. Bitti program. Salondan çıkışlar başladı. Biri geliyor beni öpüyor. Öbürü geliyor beni kucaklıyor. Öbürü geliyor kokluyor. Abi bravo ya. Duygularımıza tercüman oldun ya. Kralsın, şöylesin, böylesin falan. Ha şaşkınlıkla izliyorum ben de. Salondan çıkanlar. Abi dedim salonda değil miydiniz? İçeride niye aynı desteği vermediniz? Hani veya niye burada veriyorsun? İçeride vermediysen burada niye veriyorsun? Orada benimle beraber 3-5 arkadaş daha kalksaydı, 3-5 kişi daha kalksaydı, ondan etkilenen bir kişi daha, ondan etkilenen bir kişi daha, salonun yarısının kalktığını düşünsen hocam. Orayı terk ettiğini düşün. O adam zıp çıktı diyebilir miydi? Bakıyor 500 kişinin içinde bir kişi var. Destek de görmüyor zaten. Yapıştır gitsin. Destek görseydim ben o adam o lafı diyebilir miydi? Sizin aracılığınızla da kendisine bu sözü buradan misliyle iade ediyorum. Bunun sosyal medyaya düşmesi aynı gün akşam mı oldu? Yok, ertesi gün. Cumartesi günü. Ertesi gün öğle saatlerinde falan. Ondan sonra zaten boyut değişti. Ondan sonra bütün Türkiye'de, ya ki bir de o gün buradan da hayırlı olsun diyelim inşallah. TOG'un ilk araç indiriliş programı vardı. Ve bütün Türkiye'nin gündemi TOG'du. Herkes yani gelecek olan aracı bekliyoruz merakla. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir şey. Ve muazzam da bir eser çıktı ortaya. Yani bu vesileyle bir kez daha emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Yani muazzam, beklentimizin çok ötesinde bir araçla karşılaştık. Bütün herkes oraya kitlenmişken bu düştü gündeme. Ama bunun Türkiye'nin gündeminde hatırı sayılır bir yere ulaşması böyle akşama doğru oldu. Çünkü o anda gündem TOG'tu. Sonra bir baktım telefon trafiğinden. Abi ne yapmışsın sen akşam ya? Ne yapmışım dedim. Ya abi izledik. Lan nerede izledin diyorum. Ya var diyor, bak dur atayım sana linkini. Allah Allah. O linke bakıyorum bir daha telefonum çalıyor. Onu meşgule atıyorum bir daha çalıyor. Böyle bir anda telefon trafiği başladı. Üst üste arayan arayana, ilerleyen saatlerde işte o TOG'un programı sonrası işte siyasiler aramaya başladı. Medyadan aramaya mesela başlandı. Mesela şöyle işte tam girişte konuştuğumuz yere aradaki şeyi kapatarak devam edelim. İşte Sayın Meclis Başkanımız arıyor. Biraz evvel siyasi partilerden arıyorlar. Siyasi partilerden i̇şte Sayın arıyor. Bakanımız aradı, davet Sayın etti. Sayın Bakanımız yani. Aradı, davet etti doğrudan. Savunma Bakanımız. Ne konuşuyorsunuz? Ben pek konuşmuyorum. Ben dinliyorum. Onlar ne konuşuyor? Tebrik ediyorlar. Sanat camiasından alışkın olmadığımız aykırı bir ses çıktı diyorlar. Cesurca bir çıkıştı. Bravo diyorlar. Yanınızdayız diyorlar. Destekliyoruz diyorlar. Allah sayınızı arttırsın diyorlar. Yani ben genelde dinleme tarafında oluyorum. Çok meşgul de etmek istemiyorum arayanları. Ben de çok meşgulüm zaten. Telefon durmuyor bir yandan. Yani şaka bir yana hakikaten. Yani lütfetmişler. O yoğunluklar içerisinde aramışlar. Çok lafa da tutmak istemiyorum. Onları dinliyorum. Teşekkür ediyorum. Var mı bir isteğin diyorlar. Ben kendilerine sizin bir arzunuz var mı diyorum. Öyle kapatıyoruz. Yani genelde kısa geçiyor zaten görüşmeler. Eyvallah. Bir de heyecanlanıyor hocam insan. Yani öyle uzun uzun konuşamıyoruz. Yani söyleyeyim ben şimdi. Tabii şimdi yani karşısındakiniz olur. Tabii şimdi karşındaki kişi hani ne olacak sence böyle? Şu an nereye gidiyor mevzu?
Çünkü bana şöyle ilk geldin ve dedin ki, şimdi burada da söyledin. Ben kendimi çok başka bir gündem içinde buldum. Evet. Hızlı bir anlattıklarında içinde. Da zaten ortaya çıkan ve herkesin ben şu an şahit olduğu böyle bir şey. Zaten öncesinde planlanmış değil. Ve benim çok, adıma mı evet, planlanmış değil? Tamamen milli ve manevi değerler üzerine. Bakın plan, ortak bir değer üzerine. Ondan yana eminim kimsenin şüphesi yoktur yok, ama. Evet. Yine de belki şu anekdotu düşmekte fayda var. Arayan medyadan arkadaşlar, gazetecilerden dediler ki, Burak Bey, o konuşmanın sizde bir görüntüsü var mı? Yani sizin daha yakından çekildiğiniz. Hmm. Dedim yok. Ya nasıl olacak? Kendi kendimi mi çekeceğim yani o anda? Ha yok dedi, hani o anda çevrenizde bir arkadaşınız falan çekmiştir. Yok dedim, gerçekten yok. Yani bu iş planlı, programlı olsa derim ki oğlum şişt, bir kamera sen buraya geç. Oğlum sen de buraya geç. 3-2-1 deyince başlıyoruz ha. Yani yok, hiçbir görüntü yok. Çünkü biz planlamadık. Kaldı ki ben nereden bileyim sahnedeki ne diyecek de önceden planlayayım yani. Hiçbir planlama yok. Ya bir de onu da geçin. Adam ve kadın. Konuyu oraya getirene kadar ben bir de saf saf alkışlıyorum bunları. Hani ödül alacak ya. İsmi açıklanıyor. Falanca filmin yönetmeni aramızda bu gece en iyi yönetmen ödülü. Şık 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 alkışlıyoruz. Hani meslektaş. Mesleğimizden bir arkadaşımız. İyi bir iş yapmış. Alkışlıyoruz. Öbürü çıkıyor alkışlıyoruz. Yani biz oraya provokasyona gitmedik ki. Hani sektör dışı biri de değiliz. Gittik, alanımızı ilgilendiren bir şey. Hani hangi yapıtlar katılmış, kimler ödül almış. Yakın takipteyiz, her festivali takip ediyoruz. Biz de alkışladık yani o ana kadar. O abla ikinci kez konuyu kaşıdı. O yüzden hani kendiliğinden gelişti. Bizde de o anlamda daha net alınmış bir görüntü yok. Çeken varsa lütfen göndersin bana, bilmiyorum. Şu an içinde bulunduğun durum nasıl dedim, nereye gidecek? Abi şöyle. Sen ne düşünüyorsun? Ve şu an içinde bulunmuş olduğun... Sen bir oyuncusun, bir sanatçısın. Bununla alakalı, kendi alanınla alakalı geleceğe dair bir ümidin var mı? Sayımız artacak. Var, tabii ki var. Tabii ki var. O yönde bir şey var o zaman. Var. Organizasyon var yani. Organizasyon yok ama benim umudum var. Tabii şöyle, bir sürü organizasyon var. Sizin de tanıdığınız organizasyon kurumlardan. Organizasyon derken yani daha böyle bu işlerin kontrollü. Hocam şöyle söyleyeyim. Ya bir kere kendisini daha inançlı diye kabul eden, daha kendisini muhafazakar diye tanımlayan aileler uzun yıllar bu alana, bu mecraya sırtını döndü. O yüzden bu alan doğal olarak bu sürecin sonucunda doğal olarak başkalarının kontrolünde oldu. Ne zaman inançlı kesim ya bizim burada da olmamız gerekiyor fark ettiğinde baktı ki oho, Atıalan Üsküdar'ı geçmiş. Şimdi arkadan yetişmeye çalışıyor ama arada çok uzun bir mesafe var. Onu kapatmak kolay değil. Mutlaka kapanır ama zaman alır. Uzun zaman alır hem de. Öyle kısa değil, onu söyleyeyim. Öyle 3-5-10 yıl değil yani. Ama bir yerlerden başlamak lazım. Yani şunu söyleyebilirim. Ya çocuğunuz oyuncu olmak istiyorsa buna engel olmayın. İnançlı olmak sadece dinin sana o emrettiği, işte birkaç başlık altında toparlayabileceğimiz belli ibadetlerden daha fazla sorumluluk yüklüyor sana. Namazını kılıyor olmak, orucunu tutuyor olmak, diğer belli başlı ibadetleri yapıyor olmak seni birçok sorumluluktan azade bırakmıyor. Hatta sorumluluk diyor. Hatta sorumluluk. Temsiliyetten dolayı. Şöyle bir endişen olduğunu bildiğim için soracağım. Bunu da konuşalım diye. Bu durumun senin sanatını ya da oyunculuğun önüne geçmesinden endişe ediyor musun? Teşekkür ederim. Bu önemli bir soru benim için. Şimdi yine internette dolaşan, bu anlamda da çok takdir toplayan, yine bana ait bir söz ama öncesi var, onu söylemem lazım. Oyunculuk kariyerime mal olma ihtimaline karşılık, ya böyle bir ihtimal de var ama buna rağmen pişman değilim. Çok güzel. Bunu tam olarak niye kurdun? Oyunculuğuma mal olma ihtimaline rağmen ben bunu yapıyorum mu? Niye kurdun? Çünkü işte o gün ortamda da yaşadığımız bunun ispatı. Orada daha çok karşı tarafın görüşünü destekleyen insanlar hakim. Orası derken bu sanat... Sanat camiası. Tamam. Yani sanat diye genişletmeyelim. Dizi ve sinema sektörünü kastediyorum ben. Ve tiyatro. Yani birebir içinde olduğum alanı kastediyorum. Dizi, sinema, tiyatro. Çoğunluğu o taraftan. Ve sen aykırı bir çıkış yapıyorsun. Oyuncu kıtlığı mı var? Seçmez beni. Gider başkasıyla çalışır. Şöyle mi anlıyorum? Böyle hızlı hızlı soruyorum. Lütfen şey yapma. Sen o gün Türk Silahlı Kuvvetleri ile alakalı atılan bir iftirayı düzeltmiş olsan bile... Çıkıntılık tırnak içinde. Yaptığın için mobbing uygulanır mı? Böyle bir ihtimal mi var yani? Artık yok. Çünkü müthiş bir toplumsal destek gördü. Görmeseydi geçmiş olsun. Hakikaten bana geçmiş olsun yani. Ben oyunculuğu herhalde
bırakmak durumunda, yani bıraktırılırdım. Bıraktırılırdım. Ama öylesine büyük bir destek gördü ki bu iş. O yüzden o endişeyi şu an yaşamıyorum. Ama ihtimaller arasında var bu. Çünkü tanıdığım bir camia. Bu ihtimal söz konusu. Onu ben şu yüzden söyledim. Kariyerime mal olsa bile ifadesini şu yüzden söyledim. Şimdi ya durduk yerde söylemedim, yanlış anlaşılmasın. O çünkü şöyle bir ihtimal doğuruyor. Ya Burak böyle bir çıkış yaptı. Bir heyecanla bir çıkış yaptı. Ondan sonra sakin kafayla düşününce oğlum ne yaptın lan sen? Ne yapıyorsun oğlum, kariyerini yakıyorsun falan dedim kendi kendime mesela. Dur lan şunu bir toparlamaya çalışayım, kurtarmaya çalışayım. Onu da şöyle kurtarayım bari, bir yerlere mesaj vereyim. Kariyerime mal olsa bile diyeyim de abiler görün beni ha, bak biz böyle bir şey yaptık sizde hani asla. Bu bir soruya karşılık verilmiş bir cevaptı. Bir gazeteci arkadaşla yaptığımız röportajda dedi ki bu çıkışınızın, oyunculuğunuzun devam eden sürecinde size nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz dedi. Ben de kariyerime mal olsa bile hiç önemli değil, pişman değilim dedim. Hani gazetecilerin şeyi vardır ya hep böyle pişt, o cümleyi alıp kullanma. Tabii rahatsız da değilim bu arada da. Hani öncesinde diyelim ki olur ya, akıllara gelebilir. Yani durduk yere çünkü bunu söyleyince bir yerlere de mesaj gibi oluyor bu. Mesela şey, ben geçen bir tweet gördüm. Mesut Uçakan. Buradan da selamlar. Gördüm evet. Ben yönetmen. O şey yazmış. Diyor ki işte Burak demiş ki kariyerime mal olacağını bilsem bile bunu yine de yapardım. Diyor ki biz 90'lı 80'li yıllarda böyle bir korkuyu taşırdık ama evet. 2022 yılında hala bir korkuyu bir oyuncunun, bizim mahallemizden bir oyuncunun taşıyor olması çok içler acısı. Biraz da bu, özellikle o yüzden bunu şey yapmak istiyorum. Yani bir oyuncu olarak günün sonunda söyledin ama altını çizmek için, sizin hala böyle bir mobbing uygulanmayla karşı karşıya olmanız içler acısı bir durum. Evet, üzüntü verici. Üzüntü verici. Ki söylediğin şey bir cinsiyetçilik değil. Herhangi bir siyasi gönderme değil. Herhangi ortak bir değerden bahsediyoruz. Sıra dışı, tabii bir sıra dışı bir konu değil. Tabii ki ortak değer. Bunda da kendini bu değere zaten ortak hissetmiyorsa birisi, ne diyeyim ona artık? Biz de buna dahil olarak söylüyorum bu kervana. Şu an inanılmaz bir alaka var seninle alakalı. Özellikle medya alanında. Korkuyorum zaten. Bunu nasıl yöneteceksin? Burada bir ne yapmayı düşünüyorsun yani? Yani şöyle, burada bence çok yönetilmesi gereken kısım bence burada bir iki gün daha yani. Bu bir ay daha böyle gitmez. Ya yani ben de zaten sürdüremem. Muhtemelen bir hastaneye yatırırlar en sonunda beni veya telefonumu çöpe atmam lazım. Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani şöyle, aslında yönetmekten kasıt şu olabilir mi? Ben seni Allah için o geceki çıkışında tanıdık, çok sevdik. Zaten tanıyorduk da çok sevdik. Ve orada bence çok önemli bu ifade, Erem abinin ifadesi, işaret fişeğini çaktın. Yani çok önemli bir ifade ve gerçekten sana çok yakışıyor bir ifade. Eyvallah. Yaptığın işten dolayı. Şimdi orada kalmamalı diyorsunuz. Kalmamalı, bir de şu. Hı hı. Şimdi hani bir şey vardır ya, her şeyin fazlası tersine döner mevzusu. Bu, sen bunu samimi duygularla yaptın. Bu çıkış çok, bu topraklardan neşvi nema bulan herkesin yapması gereken bir çıkışın sözcüsü oldun, çıktın. Bundan sonraki süreçte bu iş böyle insanların kalbinde o samimiyetle kalsın. Eyvallah. İçin senin üzerine aslında daha fazla sorumluluk yükleniyor gibi. Güzel, daha fazla yük yükleniyor. Evet, güzel bir konuya temas ettin. Şöyle, benim bugün yani bu yayından çıktıktan sonra ilk andan bana ulaşıp tabir yerindeyse biraz böyle ısrar ederek, hatta bir iki kişi de böyle araya koyarak benden söz almış bir iki program daha var. Onlara da katılacağım. Hı hı. Ve ben bugün itibariyle bu yayınlara katılma meselesini en azından bir süre durduruyorum kendi adıma. Ya çok var talep. Yani yerel var, ulusal var, internet mecrasından var, yurt dışından var, Zoom üzerinden talepler var. Ama ben bir süreliğine bunu durduracağım. Bunun şöyle algılanmasından korktuğum için durduracağım. Ulan adama bak, bu işi kendi şahsi PR'ına dönüştürmeye başladı. Eyvallah. Çok haklı bir endişe. Evet. Bu algı oluşur korkusuyla, bu endişeyle ben bugün son yayınlarımı yapacağım. Sizin sağ olun ilk anda gösterdiğiniz ilgi, alakaya teşekkür ederim. Ve diğer davet edenlere de teşekkür ederim. Kabul etmemin nedeni de şuydu. Olay sadece orada yayınlandığı kadar değil. Yani öncesi var, sonrası var. Bunları anlatabileyim diye. Yoksa o kadarlık kısım zaten internette geziyor. Yani dönüp dönüp aynı şeyleri anlatmaya gerek yok. O kadarcık kısmı anlatmaya gelmedim ben.
O kadarca kısım zaten izlendi defalarca. Öncesinde ne oldu görüntülere yansımayan ve sonrasında ne oldu görüntülerde bilinmeyen? Ben bunlara biraz açıklık getirmek için çıktım. Çok da iyi yaptın. Eyvallah, yani teşekkür ederim ilgi gösteren herkese. Aramalarına dönemediğim, mesajlarına dönemediğim arkadaşların anlayışla karşılayacağını umuyorum. Eyvallah. Bu programı izleyin sadece. İnşallah. Hepsi mesajlar yerine gitmiş olacak yani. Sizi de ayrıca... Edeceğiniz dualarla, ayağına taş değdirmesin duasıyla. Allah razı olsun. Sizi de ayrıca tebrik ediyorum, takdir ediyorum. May Mecra'yı kurulduğu günden beri takip ediyorum. Sizleri takip ediyorum. Dur, senden bahsediyorum sadece. Allah razı olsun. Şaka yapıyorum, latife ediyorum. Gönlüne bereket. Bundan sonra nerede göreceğiz seni? Yakın zamanda Gönül Dağı'ndaydın. Ben geçen sezon Gönül Dağı'ndaydım. Şimdi TRT yeni bir kanal açıyor. Bunu duyurdular. Belki bilmeyenler vardır. Bir dijital mecra. Hazırlanan işlerden iki tanesinde de ben de olacağım. Bir tanesi şu an çekimleri devam eden, mevcut faulümüz, bıyığımız biraz oradan kalma. Yangın Günleri isminde 1979-80 yıllarını anlatan bir hikaye. Bir de bir polisiye iş var. O polisiye işte çok farklı bir karakter oynayacağım ilk defa. Bir Kürt öğretmeni oynayacağım. Tabii bu olaylar denk geldi sanki ama yani tabii aylar öncesinden bizim provalarını, görüşmelerini, çalışmalarını yaptığımız hali hazırda devam eden projeler. Tabii. Öyle de bir işimiz olacak. Eyvallah. Yani yeni sezonda inşallah buralarda buluşacağız seyircimizle. Sen de tam şehit var mı ya böyle? Ne? Semtte. Ağır abi falan. Evet. Eril. Bitmeseydi ben Çukur dizisinde Ercan Kesal'ın... Eril. Seni söyle. İşte ablanın demek istediği de... Tabii ablanın demek istediği de oydu zaten. Eril. Yani oyuncu biraz... Ya bugün böyle. Yarın bakmışsın sakalsız bıyıksız çıkmışız meydana. Bizi şaşırttı zaten. Eyvallah. Şaşırttı. Ben eyvallah. Sonuna kadar şaşırtacağından eminim. Hiç şüphem yok da ilk bendeki izlenim olarak söylüyorum. Yoksa sağ olasın. Da. Teşekkür ederim. Hiç böyle... Yani sağ olasın diyorum ama iyi bir şey mi onu da bilmiyorum. İyi bir şey diyorsun değil mi? Ya öyle yani, diyorlar ne bileyim. Çok güzel bir tarzım var ama. Hep öyle diyorlar. Yani Ağar abi diyor, mahalle kabadayısı diyorlar. Semtin abisi. Yani falan. Çok bilinçli. Gençler hayırdır bir problem var. Evet. Çok bilinçli yaptığım bir şey değil. Ama yani küçüklükten beri ne bileyim. Biraz da belki oturduğumuz semtten de kaynaklı. Bizim küçüklüğümüz. Çocukluğumuz Gazi Osman Paşa'da geçti. Sizin alanla alakalı bende en çok heyecan veren nokta şu. Mesela seni şimdi böyle gördük ve kafamızda bir Burak algısı. Ama bu tabii ki özel hayatınla alakalı da. Ama yarın öyle bir rolde oynarsın ki be, oynayacaksın. Evet, ters köşe olur. Bizi şaşırtacaksın ya, bu bana çok heyecan veriyor. Ya zaten hatırlıyorlar bir anda veya internette karşılarına çıkıyor. Benim ilk oynadığım iş, ilk kamera önü işim Recep İvedik 3. Oradaki CD satıcısı. Aa sen miydin o abi falan. Aa biz onu 50 kere izledik, 100 kere izledik. O sen miydin ya? Ya tabii 10 yıl geçmiş aradan. Çok şaşırıyorlar. O sen miydin? CD'ler korsan mıydı? Değildi. Neyse oradan. Bandrollüydü. Oradan kurtarıyor. İlk kamera önü işim oydu. Artarak devam etsin inşallah. Hayırlısı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vallahi çok güzel oldu. Rica ederim. Gönlün hep var olsun. Eyvallah. Hep böyle olsun. Buradan May Mecra seyircilerine de saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Yani güzel bir mecra, iyi bir mecra, milli ve yerli bir mecra. Takipte kalın. Eyvallah. Kıymetli dostlar, bir çat kapının daha, çok güzel bir çat kapının daha sonuna geldik. Yani çat kapı olacaksa böyle olacak. Eyvallah. Sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu biz söylemeyi unutuyoruz buradaki diğer programcılar da. Ama siz unutmayın, olur mu? Ve bizim içeriklerimizi beğeniyorsanız şöyle eşe dostla da haberdar edin de onlar da bu beğendiğiniz içeriklerden haberdar olsunlar. Ve nasipdar olsunlar. İşte gönül güzel olunca böyle söylüyor. Yani. Biz de düz konuşuyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalınız. Hayırlı akşamlarınız olsun. İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı sona erdi.